Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ecmaîn. Ala Resulina Muhammedin. Salat. Nereden okuyorum? İkinci Leman'ın ikinci nüktesinden okuyacağım. Musibet ve hastalıklarda, moralimizi bozan, canımızı sıkan olaylarda şekvaya yani şikayete üç vecihle hakkımız yok Bülent abi. Dersimin konusu bu. Birinci vecihte vücut noktasından, ikinci vecihte hayat noktasından, üçüncü vecihte meydanı imtihan ve hizmet noktasından şikayete hakkımız yokmuş. Külliyattan bununla ilgili atıflar yapacağız. Bunlarla ilgili noktayı nazarlar. Hastalık olur, musibet olur, sabır olur. Abi. Hatırına soru sormak isteyen sorabilir gelen. Evet. Selahattin abi. Soru sormak isteyen sorabilir. Evet. 26. sözde sırrı kadere dair beyan edildiği gibi musibet ve hastalıklarda insanların şekvaya, şikayete üç vecihle hakları yoktur. Birinci vecih, Cenab-ı Hak insana giydirdiği vücut libasını sanatına mazhar ediyor. İnsanı bir model yapmış, o vücut libasını o model üstünde keser biçer, tebdil eder, tayir eder, muhtelif esmasının cilvesini gösterir. Şafi ismi hastalığı istediği gibi, Rezzak ismi de açlığı iktiza ediyor. Ve hakeza, malikül mülki yetesarrufu fi mülkihi keyfe yaşa. Şimdi üç vecihle şikayeti hakkımız yok. Hastalıklarda, musibetlerde, moralimizi bozan olaylarda. Birincisi daha ziyade vücut noktasından şikayeti hakkımız yokmuş. Bunun da kendi arasında 3-4 tane başlığı var. Dedi ki, sondan başlayayım. Malikül mülki yetesarrufu fi mülki keyfe yaşa. Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf yaparmış. O yüzden şikayeti hakkımız yokmuş. Yani bu bizim gördüğümüz ceset var ya abi, İbrahim abi. Bu bizim değilmiş. O yüzden bizim olmadığı için bu cesedin sahibi, bu cesedin başına ne getirirse bizim şikayete hakkımız yokmuş yani. Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf edebilir. Mesnevi Nure'de şöyle bir noktayı nazar var. Bu vücudun bizim olmadığı nereden belli? Üstad diyor ki, çünkü idaresini sana bırakmamış diye. Değil mi? İnsanın vücudunda o kadar organlar var abi. Hiçbirini bir çalıştırmıyor aslında. Yani o çalıştırıyor. İdaresi bizde değil. Benim idaresi bende olmayan bir şey de, değil mi? Nasıl benim olur? Belki %1'i diyor. O da yemekle bir şey. Değil mi? Evet. Hatta Üstad Hazretleri abi şöyle bir noktaya nazar var. Şeyi anlatırken ucu orada söylüyor. Yani insan yapmış olduğu hayırlı işlerle övünemezsin. Niye? Çünkü bu vücut senin değil diyor. Senin olmadığı için bu vücutla yapılan şeye de sahip çıkamıyorsun. Nasıl yani ucuba girebilirsin senin olmayan bir şeyle yaptığın, değil mi, amelle? Evet. Birincisi buydu. Niye şikayet edemeyiz? Hastalık geldiği zaman, musibet geldiği zaman, işte canımızı sıkan hadiseler oluyor ya, evet. Mülk sahibi mülkünde tasarruf ediyormuş. O yüzden şikayete hakkımız yokmuş. İki, Cenab-ı Hak insana giydirdiği vücut libasını sanatına mazhar ediyor. İnsanı bir model yapmış. O vücut libasını o model üstünde keser biçer, tebdil eder, tayir edermiş. Yani Cenab-ı Hak insana giydirdiği vücut libasını. Kime giydirmiş abi? Bir daha okuyorum. Cenab-ı Hak insana giydirdiği vücut libasını. Bak şu elbiseyi ben kendime giydim ya abi, şu gömleği. Değil mi? Şu görmüş olduğumuz Cenab-ı Hak vücudu bize giydirmiş yani. Biz elbise değilmişiz yani. Bir daha bakayım. Cenab-ı Hak insana giydirdiği vücut libasını. İnsan göz değil, kulak değil, el değil, ayak değil abi. Peki insan dediğimiz şey ne? Teknik bir izahı şu insanın. Lisan'da çok izahatı var. İnsan dediğimiz şey Esma-i Hüsna'nın adediyet ve keyfiyet itibariyle
bir yerde gözükmesi demek insan abi. Bir daha söyleyeyim mi? Bir daha abi. İnsan dediğimiz şey Esma-i Hüsna'nın adediyet ve keyfiyet itibariyle bir yerde azam mertebede gözükmesi. İnsan o. Adediyet ve keyfiyet itibariyle. Adet yani cemadatta da Allah'ın isimleri var. Nebatatta da var. Hayvanatta da var. Cinde, melaike, ruhaniyet, şeytanda da Allah'ın isimleri var değil mi? Evet. Adediyet itibariyle en fazla insanda adediyet ve keyfiyet. Yani onlar da Allah'ın esmalarının tecellisi değil mi? İnsan da tecellisi. İnsanda hem adediyet fazla hem keyfiyet fazla. O zaman insan dediğimiz şey 23. söz, 24. söz oradan söylüyorum. Esma-i Hüsna'nın adediyet ve keyfiyet itibariyle bir yerde böyle belli bir mertebede azam noktada gözükmesi. İnsan o yani. Yoksa insan el değil, ayak değil. Bu organlardan biri insan değil abi. İnsan dediğimiz şey bunlar değil yani. Bunlar o insanın bu şehadet aleminde tezahüratı için verilmiş cihazlar yani. Şimdi böyle bilsek yeter. Çok şey olmasın. Şimdi niye şikayet hakkımız yok? Oradan geldik. Şimdi Cenab-ı Hak insana vücut libasını giydirmiş, o giydirdiği elbiseyi sanatına mazhar ediyormuş. Bizim değerimizi, kıymetimizi arttırıyor ya abi. O yüzden şikayet hakkımız yokmuş zeka. Mesela şöyle, şimdi bir bobin iplik düşünelim. Bunun fiyatı diyelim ki 20 TL. Bu ipliğin fiyatı. Bu iplik işleniyor, iğneye maruz kalıyor, buhara maruz kalıyor. Şu kazağın fiyatı 300 TL. Şimdi 20 liralık iplik 300 lira nasıl oldu? İğneye maruz kaldı, buhara maruz kaldı, çekişmelere maruz kaldı değil mi? 280 liralık kıymet aldı yani. Şimdi Cenab-ı Hak bizi hasta ediyor, musibet veriyor değil mi? Vesaire olaylar oluyor. Şikayete neden hakkımız yokmuş? Cenab-ı Hak bizim derecemizi, kıymetimizi arttırıyormuş abi onunla beraber. Senin bir derecen var. Evet. Allah sana kıymet vermek istiyor. Daha fazla yükseltmek istiyor seni. O zaman musibet ve hastalık geliyor. O yüzden şikayet hakkımız yok. Derecemiz artıyor yani. Ama şimdi ben bu ipliğe desem ki buhara maruz kalacaksın. Bu kadar sıkıntılar çekeceksin. Değil mi? Çekecekler seni, uzatacaklar. Böyle bir kıymet alacaksın. Ama ben çekilmeyeyim abi. Değil mi? Ondan sonra sıkıntılara maruz kalmayayım, böyle kalayım der yani. Şimdi aynen öyle de biz ahiret noktasında Cenab-ı Hak bizim derecemizi, kıymetimizi arttıracak ya, o zaman bu tarz olaylara bizi maruz bırakıyor. O yüzden abi bizim şikayete hakkımız yok yani. Bir, mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf ediyor. Şikayete hakkımız yok. İki, evet, bizi sanatına mazhar ediyor. Bizim derecemizi, kıymetimizi arttırıyor. O yüzden şikayete hakkımız yok dedik. 3. Muhtelif esmasının cilvesini gösterir. Şafi ismi hastalığı istediği gibi Rezzak ismi de açlığı iktiza ediyor. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın evsaf-ı ilahiyesine biz aynıyız. Hususen esma-i ilahiyesine aynıyız abi. Bu görmüş olduğumuz şehadet alemi, insanı ekber ve insanı asker, Cenab-ı Hakk'ın esmalarına ayna. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecellisi gözüküyor bu aynalarda. Şimdi biz Allah'ın esmasının isimlerinin aynasıyız ya. Cenab-ı Hak bu aynada fazla esmalarını, isimlerini görmek istediği zaman abi bu aynayı kırıyormuş yani. Bizim hastalıkla, musibetle abi. Şimdi elimde bir tane ayna var. Güneşe çevirdim. Bu aynada bir tane güneş gözüküyor. Bir taş attım, kırdım. Zeki kaç tane oldu? Kaç tane? Taş ne kadar şiddetliyse İbrahim abi. Şöyle bir attım böyle. Belki 50'ye 100 tane oldu değil mi? Bak 100 tane güneş oldu. Taşın şiddetine göre. Değil mi? Bu dağılıyor yani. Şimdi aynen öyle de abi. Şimdi insan Esma-i İlahiye'nin Şems-i Ezeli'nin aynası ya, gösteriyor Allah'ı. Cenab-ı Hak bu aynada fazla görmek istediği zaman esmalarını, o zaman dışarıdan musibet taşı atıyor.
kaderden sana atılan bir musibet taşına maruz kaldığın zaman işareti al diyor Üstad Hazretleri. Değil mi? Yani hastalığın gelme nedeni, buradaki meseleye göre, musibetin gelme nedeni, evet, neymiş? Allah'ın esmalarına aynadarlığın ziyadeleşmesiymiş. Bizim niye şikayet hakkımız yok? Üçüncü bir başlığı ne? Cenab-ı Hak bizi isimlerine mazhar ediyor fazlaca yani. Fazla görmek istediği zaman hastalık ve musibeti, işte moralimizi bozan, canımızı sıkan olayı veriyor yani. Şimdi musibet, İbrahim abi, isabet kökünden geliyor. Hedef tahtası sensin. Bizzat sana atıyor Allah yani. Allah kaldıramayacağın yükü yüklemez. Manayı mühalefiyle kaldıracağın yükü yükler abi. Teklifi mala yutak yok değil mi? Demek ki senin bu zamana kadar ki yaşadığın olayları sen kaldırabildin ki Allah verdi yani. Kaldıramasaydın vermezdi yani. Peki niye verdi? Aynadarlık için. Seni fazla esmalarını sende görmek istediği için verdi yani o olayı abi. Artık hangi olaysa yani. O yüzden şikayete hakkımız yok. Hedef tahtası bizzat sensin yani. Bir, mülk sahibi mülkünde tasarruf ediyor. Şikayet edemeyiz. İki, sanatına mazhar edip kıymetimizi arttırıyor. Üç, esma-i ilahiyi, esma-i hüsnayı bu cesette fazla görmek istediği için o zaman bu cesedin başına ne geliyorsa hastalık, musibet, şikayet hakkımız yok abi. Bak bu Üstad Hazretleri'nin söylediği abi, Hızır Aleyhisselam batın esmasının mazharı ya abi. Bu insanların bu tahkiki iman dersleri, olay ve hadisatın iç yüzünü, bu ledinli ilim denilen abi, onun hakikatini beyan ediyor yani. Bana ne oldu? Evet. Ya bu Cenab-ı Allah bana ne bir zulüm yaptı? Evet. Yani ben çok iyi bir insanım. Kimseye efendim bir zararım yok, bilmem. Ondan sonra çok hayır severim, iyilik severim. Bana bu hastalık veya bu olay nereden geldi? Bu Allah'ı tanımamaktan, bilmemekten, değil mi? Cenab-ı Hakk'ın rububiyet tecellisinden gafil olmaktan kaynaklanan sözler yani. Hani ey peygamber karısı söylüyor ya. Evet. Bir dua et. Evet, ya dua et Allah seni iyileştirsin yani. Ha, evet. Evet. Yani, Hazreti diyor ki yok. Ya bu kadar yaşadım. İkinci veci. Hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder. Kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir. Tekemmül eder, vazife-i hayatiyi yapar. Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat, hayr-ı mahz olan vücuttan ziyade şerr-ı mahz olan ademe yakındır ve ona gider. Neden şikayet hakkımız yok hastalık ve musibetlerde? Hayat noktasından baktı. Hayat musibetlerle, hastalıklarla kemal bulurmuş yani. Saflaşırmış, terakki edermiş. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın iki türlü tecelliyatı var. Cemal ve celal. Gündüz cemaldir. Gece celaldir. Vesvese celaldir. İlham cemaldir. Hastalık celaldir. Sıhhat cemaldir. İki tecelliyatla Cenab-ı Hak iş yapıyor yani. Abi. İki türlü tecelliyat var. Şimdi hayat cemaldir. Musibetler, hastalıklar celaldir. İkisiyle beraber İbrahim abi kemal oluyormuş. Hiç hastalanmasan veyahut da hep hastasan, hiç böyle belini doğrultamıyorsun. Ahiret noktasında o insan nakıs insandır. Yetersiz insandır yani. Peki kemalat nasıl olur? Bazen cemal olur. Değil mi? Sıhhat. Bazen musibet, hastalık olur. Celal. İkisiyle beraber kemal olur yani. Yani Allah'ın böyle bir kuralı yok. Ya bana hiç hastalık olmasın. Hiç musibet gelmesin. Hiç şöyle canımı sıkan olaylar olmasın. Allah'ın böyle bir rububiyet tecellisi yok. İbrahim abi. Kemalat olmaz. Evet, olmaz yani. Mesela Firavun, değil mi ki rivayet kitaplarında öyle geçiyor. Dişi bile ağrımamış Hamit abi. Ama nereye gitmiş? Cehennemin dibine gitmiş bak. Dişi bile ağrımamış diyor değil mi? Rivayet kitaplarında öyle. Ama ahiret noktasına bak ne kadar yetersiz olmuş. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben peygamberler içinde, hatta Nevi Beşer içinde en çok azap sıkıntı bana geldi diyor. Yani hani bizim bir atasözü var. Taş
veya tokat yakındakine atılır değil mi? Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o kadar çok belirgelere, belalara maruz kalmış ki abi. Neden? Yani ahiret noktasında tam bir kemalatta olması için yani. O yüzden şikayeti hakkımız yok. Hayat cemaldi, musibetler, hastalıklar celaldi. İkisiyle beraber kemal oluyor. Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat, hayır maz olan vücuttan ziyade şerr maz olan ademe yakındır ve ona gider. Yani hiç hep hayat tek düze gitse vücuttan ziyade ademe gidermiş. Şimdi buradaki vücut bu vücut değil. Buradaki adem de vücudun zıttı olan adem. Vücut demek 18 bin alem kastediliyor. Adem demek onlardan mahrum kalmak demek. Mesela diyelim ki hasta oldun sen böyle. Hasta oldun. Cenab-ı Hakk'a dua ediyorsun. Aczini anlıyorsun. Fakrını anlıyorsun değil mi? Kusurlarını biliyorsun. Tövbe ediyorsun. İstiğfar ediyorsun ya. Bülent abi vücut dediği bu. Bunları kazanıyorsun o olayla beraber. Mesela bir şey oldu. Sabrediyorsun. Allah'a tevekkül ediyorsun değil mi? Vücut dediği bunlar abi. Bunları kazanıyorsun. Eğer o olay olmasa onlardan mahrum kaldığın için Adem'e yakındır ona gider diye. Adem'e düşüyorsun. Adem demek ne? Mutlak yokluk yok. Adem yok. Hiç kimsenin bilmediği bir yer olabilir mi? Olamaz. Ya Allah bilir ya sen bilirsin yani. Adem vücud-i ilmiye perde olmuş ünvan. Buradaki mesele değilse vücudun zıttı abi metindeki ifadeyle baktığımız zaman. O da ne? Musibet ve hastalıklarla kazanmış olduğun vücudi daireler var ya, o musibet ve hastalık olmasaydı kazanamayacaktın. O zaman onlardan ademe düşecektin abi. Adem demek bu yani. Anlaşıldı mı? Mesela mana geliyor, feyiz geliyor o musibet hastalık esnasında. Tevekkül ediyorsun, sabrediyorsun. Bir sürü şey oluyor ya. Vücut dairesi de diyor o yani. Hayır mas olan vücuttan ziyade şehrimaz olan ademe yakındır. Ona gider diye. O musibet ve hastalık esnasında o vücudi daireleri kazanıyoruz. Eğer o olay olmasaydı ademe düşecekti. Sen ahiret noktasında zarar edecektin yani. Ama o hastalık ve musibetle beraber birçok vücudi daire kazanmış olduk yani. Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat. Yani bizim tembellik dediğimiz şey var ya. Tembel olunca insan hayatında böyle tek düzelik olunca ademe gidiyormuş yani. Ve tembellik bulaşıcıdır yani bulaşıcı. İki tane böyle tembel yan yana oturuyormuş. Ondan sonra iki gün oturmuşlar Bülent abi böyle yan yana. Ondan sonra ötekisi demiş ki ayağını biraz bu tarafa çeker misin demiş yani. Ben şöyle bir yapayım. Demiş ki konuşmaya yorulmuyor musun demiş. Konuşmaya yorulmuyor musun demiş yani. Şimdi atasözü olmuş çalışan demir pas tutmaz diye değil mi? Yani aynen onun gibi yani sürekli bela ve musibete kalan kimse ahiret noktasında pas tutmaz veya da gaflet olmaz onda öyle diyelim abi. Gaflet olmaz yani. Sürekli musibet geliyor. Sürekli hastalık geliyor. Üstad Hazretlerinin şöyle bir sözü var abi. Malumunuz hatırlarsınız. Musibetin tenevvüğü bana musikinin nameleri gibi gelir diye. Hani mesela do, re, ondan sonra ne gelir? Mi, değil mi? Sonra şimdi Üstad Hazretlerine bir olay gelmiş ya. Bir tane daha bekliyor. Hani şu arada ya ister istemez o olay gelecekti diyor. Manasız fuzuli yere yok şöyle olmasaydı yok böyle olmasaydı demeye gerek yok diyor abilere kardeşler. Gelecek yani. Neden? Yani çünkü mesela Allah yolunda mücadeleye çıkan adam Allah imtihana tabi tutar yani. Ben Allah'ı biliyorum. Benim tahkiki imanım var. Hadi sınıfı geçtin öyle yok. Yani Cenab-ı Hak seni imtihan ediyor yani. Bakalım bu hakikaten dediği gibi mi yani? Tevekkül vari birisi mi? Efendim yoksa hemen dönüp vazgeçecek mi? Allah imtihana tabi tutuyor yani. Şimdi bunu toparlarsak neden şikayet hakkımız yok? Bu ikinci vecihte hayat noktasından
şikayete hakkımız yokmuş. Çünkü hayat musibet ve hastalıklarla kemal oluyormuş. Hiç hastalık musibet gelmese o kimse vücut daireleri kazanamayacağından dolayı ahiret noktasında ademe düşüyormuş abi. O vücudi dairelerden mahrum kaldığı için yani. Üçüncü vece. Şu dar-ı dünya meydanı imtihandır ve dar-ı hizmettir. Lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Madem dar-ı hizmettir ve mahal-i ubudiyettir, hastalıklar ve musibetler dini olmamak ve sabretmek şartıyla o hizmete ve o ubudiyete çok muvafık oluyor ve kuvvet veriyor ve her bir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden şekva değil, şükretmek gerekir. Şimdi neden şikayet hakkımız yok hastalık musibetlerde? Burası imtihan yeriymiş. Bir. İki, hizmet yeriymiş. O hastalık ve musibet imtihan sorusuymuş abi. Hoca seni imtihan ediyor. Ya hocam bana niye bu soruyu sordun? Diyor musun sen? Hoca sana daha önce değil mi? Anlattı konuyu. İmtihan olduğu için o hastalık, musibet imtihan sorusuymuş yani. O yüzden şikayet edemezse öğretmeni. İki, hizmet yeriymiş. Yani o Allah seni hizmet ettirmek istiyormuş. O musibet ve hastalıklar. Peki o neyin hizmetini yapıyor? Evsaf-ı ilahiyeye başta hizmet ediyoruz yani. Cenab-ı Hakk'ın değil mi? Ha. Mesela bir cihette ayna darlığımız var. Esma-i ilahiyeye, zıddiyet noktasında, numune noktasında, sanat noktasında Cenab-ı Hakk'ın şuunatına bakan ayna darlığımız var. Hizmet ettiriyor Allah bizi yani. Yatırıyor, kaldırıyor. O yüzden şikayet hakkımız yokmuş. Şu çok önemli. Musibet ve hastalıklar dini olmamak abi ve sabretmek şartıyla. Dini olmamak. Evet, ne anlıyoruz dini olmamak derken? Türen abi, dini olmamak. Dini gelen delalet. Yani dini hastalıkları. Namazına engel olmaması hastalıklar. Yani dine gelen zararı da değil. Evet, yani emir ve yasakları, farzlar dediğimiz değil mi? Emir ve yasakları yapmamızı evet engel olmaması gerekiyor. Eğer bir hastalık geldi sana, bir musibet geldi, Allah'tan uzaklaşıyorsun. O musibet ve hastalık dini yani. Mesela Eyüp Aleyhisselam gibi. Evet. Eyüp Aleyhisselam dua etmiyor değil mi? Hastalık kalbine ve lisanına, Allah'ı zikretmesine mani olunca o zaman duayı ediyor. O zaman o kıssanın bize bakan manası şu olmuş oluyor. Ne zaman ki içinde bulunduğumuz şartlar farzları yapmamızı engelliyorsa Eyüp Aleyhisselam gibi Rabbi inni messeniye durru ve ente erhamur rahimin demeli. Tam zamanı o cümleyi söylemenin abi. İşte Allah o zaman o hastalığı, o musibeti ne için verdi? O kelamı duymak için senden yani. Mesela Yunus Aleyhisselam balığın karnına girdi değil mi? Bir balık yuttu onu. Denizin kilometrelerce ötesine gitti. Ayette diyor ki eğer Yunus Aleyhisselam o duayı yapmasaydı kıyamet kopmasına kadar orada kalacaktır diyor abi. Evet. Yani Allah sana bir olay yaşatır. O olayda o tesbihatı yapacaksın abi. Eğer yapmazsan ne olur? O haleti senden alana kadar yani Cenab-ı Hakk'ın o rububiyet tecellisinden üzerine düşen manayı almayana kadar o halet senden gitmez. Mesela geçmişte bir hata yaptın. Bir olay oldu. Senin orada görmen bir mana, gelgen bir mana var. Sürekli hatırına gelip seni tazip ediyor ya. Sen oradan alman gereken manayı almayınca o mesele gitmez senden yani. Yani oradan üzerimize düşen o manayı alacağız. O tesbihatı yapacağız yani. İbrahim Aleyhisselam ateşe atılmış. Ne demiş abi atılırken? Hasbunallah ve nimel vekil. O zaman söylemiş yani. O kadar ateş, o büyük ateş niçin ayarladı Allah onu hakikat noktaya nazarından? O kelamı duymak için abi. Hatta Cebrail Aleyhisselam gelmiş değil mi? Demiş, ya İbrahim Cenab-ı Hak gönderdi beni değil mi? Demiş, o görüyor mu İbrahim Aleyhisselam bölüm bölüm? Görüyor. Sen demiş,
aradan çekil. Sen kenara dur. Evet. Aynen öyle de. Bizim başımıza ne geldi bir zemin, o esbab abi. O esbapta eğer o tesbihatı yaparsak veya o almamız gereken manayı alırsak, evet, o zaman o esbabın ve o olayın, hastalığın, musibetin Cenab-ı Hak noktayı nazarında seni diyelim ki tabi tutmasının manası tahakkuk etmiş oldu yani. İşte dini olmamak de diyor. Yani sen Allah'tan uzaklaşıyorsan, o zaman hizmet olmuyor yani. Ve her bir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden şekva değil, şükretmek gerekti. Abi orada dini olmamak bir de sabretmek şart. Evet, sabretmek çok güzel. Sabrı açıklayabilir misin abisi? Şurada, evet. Şurada da öyle bir şey. Eğer sabretse, musibetin mükafatını düşünse, şükretse, o vakit her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçer diye. Kısacık ömür, uzun bir ömür olur. Şimdi bir de sabretmek gerekiyormuş hastalık ve musibete yani. Şimdi sabır deyince daha ziyade ne anlıyoruz? Selahattin abi, sabır deyince ne anlıyoruz? Sabretmek. Yani daha ziyade böyle halk arasında bir olay, hastalık olunca beklemek manasında şey yapıyor. Şimdi Risale-i Nur hakikatler bir tefsir olduğu için ilk anında sabretmek. Evet, peygamberimizin öyle bir hadisi var. Sabır olayın ilk anında göstermiş oldu. Bizim tepki dediğimiz şey yani. Peki abi, bir de hikmete bakmak sabır mıdır? Evet, oradan şuradan okuyayım. Bakalım. Şimdi sabır ne? Sabrın hakikate. Bu izahatı yeni duyabiliriz. Cenab-ı Hak Hakim ismi muktezası olarak vücud-ı eşyada bir merdivenin basamakları gibi bir tertip vaaz etmiş. Sabırsız adam teenni ile hareket etmediği için basamakları ya atlar düşer veya noksan bırakır, maksut damına çıkamaz. Onun için hırs mahrumiyete sebeptir. Sabır neymiş? Cenab-ı Hak eşyayı yaratırken Hakim ismi muktezası olarak bir merdivenin basamakları gibi bir tertip vaaz etmiş. O basamaklara riayet etmeyen kimse, evet, basamakları ya atlar düşer veya noksan bırakır, maksut damına çıkamaz diyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın mahlukatı yaratırken veya olay ve hadisat içerisinde, evet, bir netice takip ediyor ya, koymuş oldu. Ona riayet etmenin, o basamaklara riayet etmenin adıymış sabır yani. Beklemek demek değilmiş yani. Bülent abi. Sabır beklemek demek değil, ne? Cenab-ı Hakk'ın eşyada vaaz etmiş olduğu basamaklara riayet etmenin adıymış. Burada maksut dam dedi ya abi. Ne istiyorsun? O hedef, o hedefe gitmek için basamaklar var abi. O basamaklara riayet etmenin adıymış sabır yani. Yoksa beklemek demek değilmiş yani. Konumuz hastalık diye. Hastalıkta sabır nasıl olur? Hastalıkta mesela mütedeyyin bir doktora gitmek, onun önerdiği tedavi şeklini yapmak Bülent abi. Sabır buymuş yani. Ve Cenab-ı Hak'tan şifayı beklemek yani. Bakın, şifa ayrı bir şeydir. Çok önemli bir şey söyleyeyim. Hastalık noktası. Şifa ayrı bir şeydir. İyileşmek ayrı bir şeydir. Her iyileşen şifayı bulmuyor yani. Ama adam iyileşmez ama şifayı bulabilir. Nasıl yani? Mesela benim diyelim ki böbreklerimde, midemde problem var. Ameliyat oldum. Adam kestiler, biçtiler beni. Düzeldim, iyileştim. Ama hiç Allah'ı bulmadım. Tövbe istiğfar etmedim, dua etmedim. Ben şifayı bulmadım yani abi. Mesela hastalanan insan, sen şifayı kaptın diyorlar. Evet. Hastalanan eskiler var. Öyle der. Nezle olduğu zaman değil mi? Şifayı evet. Kaptın diye. Yani Allah'tan, yani o hastalık esnasında Allah'la münasebet kurulup aziyet, fakriyet, tövbe, istiğfar, Şafi isminin tecelliyatını görmek, Selahattin abi, şifa bulmak bu yani. Yoksa sen hiç bunları görmedin, ondan sonra iyileştin, kesildin, biçildin, kalktın, devam ettin. İyileştin ama şifa bulmadın yani. Şifa
Şafi isminin değil mi? Oradaki tecelliyatıyla, Allah ile münasebet kurmakla elde ediliyor. Ama ben hiç iyileşmedim. Daha kötü oldum ama çok tövbe istiğfar ettim, niyaz ettim, dua ettim. Şifayı buldum bak. Anlaşıldı değil mi abi? Şifa ayrı bir şey, iyileşmek ayrı bir şey. Hastalar Risalesi'nde bu var yani abi. Şimdi sabır demek, hastalıkta sabretmek, Cenab-ı Hak bir merdivenin basamakları gibi o hastalık esnasında basamaklar vaaz etmiş. O basamaklara riayet etmenin adıymış sabır yani abi. Sabır kuvveti diyor. Evet, sabrın yani o basamaklara riayet etmek. Allah sabredenlerle beraberdir. Değil mi? Allah böyle bekleyenlerle, oturanlarla beraberdir. Değil yani. Allah o hastalık esnasında basamaklara riayet edenlerle beraberdir demek yani abi. Yoksa beklemek demek değil yani. Sabrın zıttı ne olabilir? Şekva gibi. Evet. Ama. Zaten başta söylemişti ya. Şekva etmemek. Yani otomatik ve sabır olmamak. Etmeyen şekvayı etmiş oluyor gibi geldi bana. Tevekkül bunun neresinde kalıyor? Tevekkül daha mı farklı oluyor? Meseleyle çok münasebetler. Tevekkül Allah'a vekil edinmek ya. Yani Cenab-ı Hak hastalığı veren de o. Değil mi? Şifayı veren de o. İyileştiren de o. İyileştirmeyen de o. Yani neticede sen o basamaklara riayet ettikten sonra değil mi? Allah'a her şeyi ondan bekliyorsun, biliyorsun. Hastalıktaki tevekkül böyle bakabiliriz yani. Ama hiç basamaklara riayet etmedin. Değil mi? Mütedeyyin bir doktora gitmedin. Ondan sonra meşru olan ilaçları kullanmadın. Değil mi? O zaman sabretmemiş, tevekkül etmemiş oluyorsun yani. Hastalıktaki sabır beklemek demek değil. Onun için ha burayı okudum. Sebeplere hastalık esnasında riayet etmenin adıymış. Sabır oymuş yani. Her işte böyle abi. Mesela ben doktor olacağım. Abi böyle bekleyeyim, böyle doktor olayım ben. Basamaklara riayet edeceğim ben. Ne? Doktorluğun iktiza ettiği değil mi? Okulları okuyacağım. Sınavları vermem gerekiyor. Allah doktorluk noktasında sabredenlerle beraberdir ne demek? O doktor olmak için vaaz etmiş olduğu basamaklara riayet edenlerle beraberdir demek abi. Süleyman abi. Sabrın hakikati bu. Çünkü lisanın hakikati bir tefsir ya abi. Meselenin hakikatini beyan ediyor yani. Konumuz ben niye şikayet hakkım yok? Şuradan gelmiştik. Evet. Eğer sabretse dedi ya. Musibetin mükafatını düşünse, şükretse. Nasıl sabredeceğim ben hastalık esnasında? Basamaklara riayet edeceğiz yani. Kısacık ömür, uzun bir ömür olur. Niye şikayet hakkımız yok? Hizmet yeriydi burası. Evet. İmtihan yeriydi ya. Allah niye bize hastalık veriyormuş? Musibet veriyormuş? Kısacık ömür, uzun bir ömür yapmak için. Mesela eski insanların ömürleri uzunmuş değil mi? 500 sene yaşayan varmış, 800 sene, 1000 sene yaşayan varmış yani. Hatta rivayete göre İbrahim Aleyhisselam zamanında bir kadın çok ağlıyormuş böyle. İbrahim Aleyhisselam gitmiş, ya filana kadın niye ağlıyorsun? Demiş benim çocuğum genç yaşta vefat etti, ona ağlıyorum demiş. Kaç yaşında vefat etti? 250 yaşında demiş. Demiş ya bak 250 sene yaşamış bu kainat. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın işte yüzü suyu hürmetine yaratıldı. Ahir zaman peygamberi. 63 sene gibi kısacık bir ömrü olacak demiş. Bak senin çocuğun 250 sene yaşamış yani. Kadında böyle bir taaccüp var ya. Demiş ki o zaman demiş o öyle o 63 sene zaman zarfında insanlar demiş yani bir ev yapmak için hiç uğraşmazlar demiş yani. O kadar kısa bir zaman için yani. Öyle bir cümle sarf etmiş yani. Şimdi niye şikayeti hakkımız yokmuş abi? Hastalıklarda, musibetlerde. Cenab-ı Hak kısacık ömrümüzü uzun bir ömür yapmak istiyormuş. Sana öyle bir hadise gelir ki abi. Musibet gelir ki. Sabredersin. Yani o meselenin basamaklarına riayet edersin. Belki 500 sene ibadet etmiş gibi Allah sana manevi ömür yani dünyada kalmış gibi hasene yazabilir abi. Hatırlarsanız Üssü Hazretleri Risanur'da
bazen olur ki bir cümle. Değil mi abi? Öyle bir sebebi necat olur ki 60 sene bil fiil çalışmakla o dereceyi kazanamamış adam diyor yani. Bir cümle olur, bir ibadet olur, değil mi? Bir bakış olur, bir tefekkür olur. Öyle bir olur ki belki 100 sene, 500 sene o hasenatı, o dereceyi yakalayamazsın yani. İşte hastalık ve musibetin gelme nedeni ve şikayet etmememizin, edemeyeceğimizin nedeni neymiş? Kısacık ömrümüzü uzun bir ömür yapmakmış yani. O yüzden şikayet edemeyiz yani. Ahirete gittin Bülent abi. Buradaki bir musibete sabrettiniz ya. Ondan sonra orada bir bakıyorsun ki ya ben 500 sene yaşamadım. 80 sene yaşadım yani. Ama 500 sene gözüküyor benim hayatım. O musibete sabrettiğiniz için abi. Veyahut da işte o hadiseye yani basamaklara riayet ettiğiniz için o ömür size verildi yani. Yazıldı yani. Demek ki insan 80 sene ama ömrü, dünyada şu an ortalama ömür 80 sene ama değil mi? Musibet ve hastalıklara böyle bir baksa değil mi? Belki 300-500 sene yaşamış gibi ömür kazanabilir yani. Sahabe efendilerimiz kendi aralarında konuşuyorlarmış böyle. Eski ümmetlerin ömrü uzun. Bizim ömrümüz kısa yani. Keşke bizim de ömrümüz uzun olsaydı da Allah'a böyle uzun uzun secde etseydik. Uzun uzun rükû etseydik. Böyle ona kıyamda dursaydık yani. Ömrümüz az yani. Diye şey yaparken Kadir suresi nazil olmuş abi. Bilir misin Kadir gecesini de 1000 aydan daha hayırlıdır. Onlar konuşurken nazil olmuş yani. Yani Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Ne demek abi? Yani sen 365 günde bir günü. Ramazan'ın 27. gecesi. Ümmet öyle kabul etmiş. Böyle Allah'ı adasan o günü sırf Allah rızası için böyle Allah istedi diye sırf ona tahsis etsen bu 1000 aydan daha hayırlıymış yani. 1000 aydan. 1000 ay ne kadar yapıyor? 82 sene değil mi? Şimdi 82 sene bir insan ömrüdür abi. Yani Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır demek. Yani senin Allah'a adadığın bir an Allah'a adamadığın bir ömürden hayırlıdır demek abi. Anlaşıldı mı? Bak Kadir gecesi 1000 aydan hayırlı ya. 1000 ay bir insan ömrüdür yani. Bir an bak bir an Allah için bir iş yaptın. Hatırlarsanız 13. Lema'da Üstad Hazretleri Allah'ın terazisini anlatıyor. Ahiretteki muvazene-i amel düsturunu anlatırken Cenab-ı Hak keyfiyete bakar. Kemiyete bakmaz veya çok nazar almaz diyor. Bir terazi düşünelim. Bizim terazimiz. Burada bir kilo var. Burada da bir kilo var. Kefeler eşit değil mi? Burada iki kilo olsa burada da iki kilo olması lazım. Eşit olması için. Ama Allah'ın terazisi nasıl? Bizimki gibi değil. Mesela burada diyelim ki bu terazinin kefesinde 500 tane günahım var. Burada da 2 tane keyfiyetli güzel amelim var. Bu 2 tane amelin bu 500 tane günahını tartıyor. Ama kaliteli yani bizim keyfiyetli 2 tane kaliteli amelin olsun yani 2 tane. Senin 500 tane günahını tart Allah'ın terazisi Allah kaliteye bakıyor yani. Bir namaz kıl o sana yeter yani. Kaliteli bir namaz ama. Üstad Hazretleri hani 16. sözde 4. şuada böyle bir zerresine mazhariyet çok büyük bir saadet-i azimedir diyor. Bir mertebe-i külli-i ubudiyete veya ubudiyetin bir gölgesine. Şimdi niyet ederken abi namazda şöyle niyet edelim. Kendimizi alıştıralım. Külli-i niyete yani. Mesela örnek yapıyorum ben. Niyet ettim Allah rızası için öğlen namazının farzını kılmaya. Allahu Ekber dedim. Başka niyet ediyorum bak. Cüziyetten külliyete geçiyorum. Niyet ettim Allah rızası için Bremen Hafen cemaatinin namına öğle namazını kılmaya. Kaç kişi var? 50. Niyet ettim Allah rızası için Almanya namına öğle namazının farzını kılmaya. Nüfusu ne kadar abi? 80. 80.
Niyet ettim Allah rızası için bütün mahlukat hesabına. Ne kadar oldu? Öğle namazının farzını kılma. Niyet ettim Allah rızası için mazi ve müstakbel. Bütün mahlukat hesabına öğle namazının farzını kılmaya. Allah'a takdim ediyorum yani ben bütün mahlukatın yapmış olduğu tahiyyeleri. İnsan ustabaşı yani. Allah yapmış olduğu külli rububiyet tecellisine mukabil. Külli bir ubudiyet istiyor. Zaten demesen de bunu yapmıyor musun ki? Yapıyorsun normalde. Hani işte şu, onları takdim ediyorsun. Evet sen, şuurlu yap yani bilerek yapmak. Allah'a bilerek muhatap olmak. Mesela eğilip kalkıyoruz. Namaz eğilip kalkmaktan mahsus bir ibadet, ibadet değil yani abi. Yani o hareketleri yaparken şuurlu bir şekilde yapmamız gerekiyor yani. Bilerek yani her an Allah mahlukat hesabına bizi muhatap almış yani. Öğle namazını kılmakla niyetimde bütün mahlukat hesabına Allah'ın huzuruna durmak. Bunlar aynı şeyler değil İbrahim abi. Evet, külli potansiyel manada çekirdekte var ama o şuuru elde etmemiz gerekiyor abi. Aynı şeye benzer mi? Şehidin, birisi şehit, öbürüsü ise şehitliğine şahit olan. Evet, çok güzel abi. Yani o külliyeti her daim yakalamamız gerekiyor. Namazın hakikatinin bu olduğunu söylüyor yani. Bir mertebe-i külliyi ubudiyete veya ubudiyetin bir gölgesine. Hani onbaşı, on kişi namına konuşuyor ya abi. Yüzbaşı, yüz kişi namına konuşuyor değil mi? Binbaşı, bin kişi namına konuşuyor. Ben mahlukat hesabına Allah'la konuşmam gerekiyor. Namaz müminin miracıdır yani. O şeyi yakalamak gerekiyor. Şimdi buraya nereden geldik biz? İbrahim abi kaçırmayalım abi konuyu. Ha, şeye yani külliyet kesbetmeye, Allah ile münasebet kurmaya kısacık ömür, uzun bir ömür olur var ya abi. Bu şekilde hastalık ve musibete, ibadetlere yaklaşırsak senin 80 senelik ömrün öyle bir verimli geçer ki sanki dünyada 500 sene kalmışın gibi oluyor yani. Yoksa bazı adam var 80 sene yaşamış bir 10 sene gibi yaşamış yani veya 20 sene gibi hasenat elde etmiş yani. Allah'a muhatap olmuş. Öyle değil mi? Üstad Hazretlerinin kendi ifadesi. Mustafa Oruç 2 senede 20 senelik iş gördü. Tahsin Tola 2 senede 300 senelik iş gördü diyor. Ben bir namaz kılıyorum 5 kişilik namaz kılıyorum. Veya 100 kişilik 1000 kişilik. Yani o külliyeti bizim yakalamamız lazım. Her namazda, her niyette abi, onu bizim yakalamamız gerekiyor. Her hastalıkta, her musibette Bülent abi, bu çok önemli yani. Yoksa bir hastalık geldi, 2 gün sonra gitti. Yakaladın vücut dairelerine. Ondan sonra başka bir olay geldi, vücut dairelerini o an yakaladın, yoksa gidiyor yani. Ömür servaisi de diyor. Niye şikayeti hakkımız yok? Kısacık ömrümüz uzun bir ömür oluyormuş yani. 80 sene yaşadın ama deminden beri söylemiş olduğu noktayı nazarlarla baktık. Belki 500 sene yaşamışız gibi oldu. 1000 sene yaşamışız gibi oldu yani. Şöyle de bir bakış açısı olabilir mi? Mesela bir insan musibeti istememesi, hastalığı istememesi. Esma Firavun da mesela uzun ömür yaşamış ama dişi bile ağrımamış mesela. Evet. Bir nevi biz de esma hiçbir ağrıyı, musibeti istememekte sanki öyle bir ömrü talep etmek gibi bir şey. Evet. İşte Allah'ın öyle bir kanunu, yani Allah'ın şöyle bir kanunu yok. Az önce söyledik. Hep sıhhatli ben olayım. Bütün işlerim tam istediğim gibi gitsin. Allah'ın böyle bir kanunu yok. Rububiyet tecellisi yok abi. Bazen cemal, bazen celal. Bu dengeli. Giderse kemal olur demişti. Yani sen hiç musibet Allah'tan istemiyor. Değil mi? Zaten musibet Allah'tan istenilmez abi. Allah veriyor yani hastalığı. Değil mi? Zaten öyle bir konu Allah veriyor yani. Sebeplere riayet etmek gerekiyor yani. Allah'ın öyle bir kuralı yok. Bazen hastalanacaksın. Yani ahiret noktasında kemal olması için. Bazen cemal tecellisine maruz kalacağız yani. Ama insan belli bir ayara geldikten sonra belli bir şeye, terakkiye o hastalığı veya musibeti de ister hale geliyor.
Yani bazen diyor ya büyük alimler, bir hastalık, bir musibet gelmedi zaman. Evet. Beni unuttum. Doğru ya. Abi işte o hani meselenin iç yüzüne vakıf oldukları için musibet ve hastalıkları bekliyorlar. Onlar bekliyor yani. Ama kendi iradesiyle kendini hasta edemiyor. Edemez de yani. Değil mi? Ben kendimi hasta edeyim. Değil mi? Ben kendime musibet vereyim. O senden kaynaklanan bir durum yani. Yoksa Allah'tan gelen bir şey. Zaten dini olmamak dedi ya abi. Peki bu celal ve cemal sıfatları sadece Müslümanlara mı tecelli ediyor yoksa? Herkeste var abi dünyada. Herkeste var. Evet. Mesela birisi sordu Bülent abi. Dedi ki bu lambayı bulan adam kimdi? Edison. Edison dedi cennete gidecek mi gitmeyecek mi dedi. Bir de o bir aşıyı bulan adam vardı. Pasteur değil mi? O dedi bak insanlığa böyle fayda sağlamış. Yani bu cennete gidecek mi gitmeyecek mi diye sordu Edison'la Pasteur. El cevap. Risandro'ya göre konuşayım abi. Şimdi cennete girmenin şartı imandır. Edison ve Pasteur'ün imanı varsa bu adamlar cennete girecek abi. Eğer imanı yoksa cennete girebilir mi? Giremez yani. Kabre girmek için 3 yol var. Girdikten sonra yol 2'dir abi. Ya cennettir ya cehennemdir yani. Bak kabre girmek için 3 yol var. Girmek için 3 yol var. Girince cennet, cehennem yani. Üstad Hazretleri 29. sözde Cenab-ı Hak o iki sekenenin sakinlerine, cennet ve cehennem ehline sabit bir vücut verir, daha tegayür ve tebeddül etmez diye. Yani o vücudu verdikten sonra cennet ve cehennemde daha değişmezmiş vücutlar. Aynen böyle ifade var ya. Edison lambayı buldu diye cennete girer mi? Cenab-ı Hak ona dünyevi mükafatlar zaten dünyada vermiş değil mi? Bir sürü onu yaşatmış, ona hayat vermiş, meyve sebze göndermiş. Zaten ona bak mükafatını vermiş yani o pastöre. Cenab-ı Hak o kadar diyelim ki değil mi? Vücut nimetleri vermiş. Onun borcunu bile ödeyememiş adam. Tabii yani sadece hani Cenab-ı Hakk'ın bir nimetidir lamba yani o aşı diyelim. Onlar esbab noktasında birer basamak olmuşlar. Hani onların ortaya çıkmasına vesile olmuşlar. Cenab-ı Hakk'ın Keşşaf isminin tecellisine. O tecelliye mazhar oldular diye değil mi? Cenab-ı Hakk'ın dünyada koymuş olduğu bir kanuna riayet etmişler. Allah dünyada onların mükafatını kat kat vermiş. Ama Edison deseydi ki Allah benimle beraber bu insanlığa, bu efendim dünyaya hizmet ediyor. Bu iman yani. O zaman o adam cennete gider yani. İmanı yoksa cennete gidemez yani. Kim olursa olsun yani. Cennete girmenin şartı neymiş? İman yani. Varsa gider, yoksa gidemez yani. İbrahim abi. Oldu değil mi abi? Oldu. Varsa gitsin değil mi? Yoksa gidemez yani. Şurayı okuyayım bitiriyoruz. Eğer sabretse, musibetin mükafatını düşünse, şükretse o vakit her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. Kısacık ömrü uzun bir ömür olur yani. Evet. Toparlarsak sorun bu. Evet. Ben toparlayayım abi. Tamam. Unutmayalım. Bu dersimizde neyi nazara vermeye çalıştık? Toparlarsak musibet ve hastalıklarda şikayete hakkımız yok. Bir, vücut noktasından. İki, hayat noktasından. Üç, İmtihan ve hizmet noktasından şikayete hakkımız yok yani. O yüzden şikayet edemeyiz. Buyurun abi. Kabirden sonra iki yol vardır. İki sene şeref vardır. Ya cennet ya cehennem. Ondan sonra ahirette vücutlar sabit demişsiniz. Evet. Külliyat da var abi. Evet. Üstad kafirlerin cehennemdeki azabından bahsettiği yer var ya. Evet. Yani orada ilfet peyder evet. diye. Yani azapta da herhalde... Şimdi cennetin de tabakası var. 8 tane cennet var. 7 tane cehennem var değil mi? Makam değişmiş evet. şeyler. Cehennemin mesela... cehennem birinci kat. Bir cehennemin ismi Sakar. Bir cehennemin ismi Haviye. Değil mi? Bir cehennemin ismi... Efendim... Lazza.
Değil mi? 8 kat. 8, 7 tane böyle cehennem var. Cehennemin en dibi münafıkların en dibi. Abi. Gayır. En dibisi münafıkların yine. Şimdi orada da mertebeler var. Dünyevi noktadan mesela çok azılı bir kafirle böyle hakiki imanı muaraza eden, karşı gelen, onun zıttına değil mi? Fikirler beyan eden azılı bir kafirle kendi halinde evinden dışarı çıkmayan, kimseye bir zararı yok, bir şey yok. O kafirin derecesi aynı değildir yani. Cennet de 8 kattır, değil mi? 8 mertebedir bizim tabirimizle. Böyle mücadele eden, olay ve hasata karşı yılmayan, sabreden, tahkiki imanlı böyle taşıyan kimseyle, değil mi? Hani farzlarını yapan, bu bana yeter diyen kimsenin bir olması çok şey değil yani. Cehennemdeki mertebeler var, evet. Cehennemdeki girdiği tabakada azabına şey yaparken orada bir değişiklik o durumda. Orada işte ateşin de mertebeleri var. 3 derece, 5 derece, 10 derece. Müsaadetleri kafirlerin böyle dünyada yapmış oldukları hayırlı işlere mükafaten Cenab-ı Hak onların azabını böyle zamanla öyle bir ifadeler var külliyatta. Azaltacağını ve ülfet peydacılıklarını söylüyor yani. Cenab-ı Hakk'ın bir şimdi tahkiki iman çok önemli. Allah cehennemin içinde dahi cenneti halk edebilir abi. Bir daha söyleyeyim. Allah cehennemin içinde dahi cenneti halk edebilir. Böyle derken birisi mesela sorsa ki nasıl? Almanya'nın içinde değil mi? Kafir memlekette. Bu ders yani. Bu cennettir yani bu ders. Halk edebilir yani. Ki rivayete göre Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç yolculuğunda 3 kişinin 3 kişiyi cehennemin ateşleri içinde yanmadığını, azamet-i ilahiyeyi temaşa ettiklerini görmüş. 3 kişiyi yani Miraç yolculuğunda. Birincisi Peygamberimizin amcası Ebu Talip. Onu görmüş. 2 İran'ın adil bir hükümdarı varmış Nüşirivan diye. Bir de cömertliğiyle meşhur Hatemi Tayı varmış. Onlar Cenab-ı Hak cehennemin içinde hususi bir cennet onlara vermiş yani. Nasıl olur? Allah'ın kanunu yani. Burada duralım abi. Allah razı olsun. El Fatiha.